TFF 3. Lig 2. grup ekibi Alanya Kestelspor bildiğiniz gibi Ofspor deplasmanı dönüşü Alanya girişinde trafik kazası geçirmişti. Otobüs yolda kontrolü kaybederek yan yatıp kaymıştı. 11 futbolcunun yaralanmıştı. Dün hastaneye kaldırılmıştı futbolcular. Bugün ben hastaneye gittim. Futbolcuları ziyaret etmek istedim. Gerçekten bazı futbolcuların durumu sıkıntılı. Birçok futbolcu da psikolojikman kazadan büyük etkilenmişler görünüyor. Her ne kadar trafik kazası, sıradan bir trafik kazası işte ölüm yok işte hafif atlatılmış gibi görünse de hiç de öyle değil. Bazı futbolcuların durumu gerçekten sıkıntılı. Birisinin kolunda sinirler kopmuş, birisinin elini kaybetme tehlikesi var. O elini kaybetme tehlikesi olan futbolcu Antalya'da dün 7 saatlik bir operasyon geçirildi. Hala da durumu kritik. Yani eliyle ilgili sıkıntı var. Parmaklarının veya elini kaybetme riski var. Bir futbolcu da burada sinirleri kopmuştu. Onda dün ameliyata alındı. Bugün yine bazı futbolcuların vücudunda hala cam kırıkları çıkartıyorlar. Yani kazanın vahameti, olayın vahameti sanıldığı gibi basit bir kaza olmadığını söylemek istiyorum. Futbolcular hala yaralı arkadaşlarını hastanede başında bekliyorlar. Bugün Alanya Kaymakamı Sayın Fatih Ülkü Mezar, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Alanya Spor Başkanımız hemen hemen hepsi gelip futbolcuları hastanede ziyaret ettiler. Futbolcuların durumu yani bir hafta, iki hafta sonra futbol oynayabilecek gibi görünmüyor. Hatta belki de bu sezonu bitirmiş görünüyorlar. Çünkü gerçekten bazı futbolcuların ki yaralı olanların özellikle takımın az kadrodan ve iyi oyuncuları olması Kestelspor için büyük bir handikap oldu lig için. Ligin kalan kısmında ben Kestelspor'un lige devam edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü futbolcuların gerçekten durumu sıkıntılı ve tekrar lige hazırlanmaları, oynayacak olmaları oldukça zor. Çünkü ligin son dönemine girildi. Buradan büyük geçmiş olsun diliyorum. Kazayla ilgili de detaylarını bugün ben kazayı yaşayanlardan öğrendim. Sevgili hocamız Çağdaş Çavuş da otobüsteymiş. Yani kontrolü kaybettikten sonra sağ bariyere çarpıyor, sola diğer tarafa gidiyor, sol bariyere çarpıyor ve yer hafif ıslak olduğu için yaklaşık 80-100 metre savruluyor otobüs. Savrulunca yerden kayarak yan yatıp gidince bir taraftaki futbolcular diğer taraftaki futbolcuların üstüne düşüyorlar.